Ortaya bir iddia çıktı. Artık bu iddia yargıya taşındı. Biz sırtımızı yaslayalım, nasıl olsa yargı gereğini yapar diyemiyoruz Tam galiba. tersi. Evet. Tam tersi. Şimdi siz mesela çok önemli bir haberi gündeme taşıdınız. Dediniz ki eski bakan yardımcısı, eski AKP'li vekil Fatih Metin'in yanında VIP salonunda kullanılan eski özel kalem müdürü Mark Koç'un çantasından 60 kilo altın çıktı. Burada bir altın kaçakçılığı var dediniz. Ve sonra ne oldu? Mesela sizi arayan soran var mı? Bu konuyla ilgili yargıda herhangi bir gelişme var mı? Sanki siz konuşmasanız buna hiç kimse bu konuda konuşmayacakmış gibi görünüyor buradan bakıldığında. Var mı bir gelişme? Tam olarak öyle aslında. Aksine böyle olayları ortaya çıkarttığımızda normal reaksiyon toplumda veya eski Türkiye'de veya demokrasinin kırıntısı kalmış bir ülkede bunun devlet tarafından açıklanması, kurum yetkililerin görevden alınması, soruşturma başlatıldığının ifade edilmesi ve bir şekilde bu olaya, bu skandala adı karışanların yargı önünde hesap vermesi. Normalde budur. Çünkü onlar bizim kamu görevlilerimiz. Yani bizim maaştan ödediğimiz bir anlamıyla o en azından belirli dönem o statüre tanıdığımız bizim olanaklarımızda VIP'yi kullanıp bizden ayrıcalıklı bir şekilde yolculuk yapan insanlar bunlar, değil mi? Ama burada çok garip bir şey var Türkiye'de. Bizim gazeteciler için de çok kötü bir durum söz konusu. Şöyle eski Türkiye'de ya da eskiden bunlar 15-10 yıl öncesinde Türkiye'de devlette belge kaybolmaz diyebilirdik. Veya şöyle derdik, bir olay çıktığında illaki yargı harekete geçer, re'sen de olsa harekete geçer, bir soruşturma işler ve biz gazeteciler derdik bu skandalı ortaya çıkarttık, bu devamı gelecek diye düşündük. Türkiye'de kurumlar o kadar çökertildi ki, Türkiye'de denge denetleme sistemleri devlette o kadar yok edildi ki, Türkiye'de devlet hiyerarşisi ve disiplini, devlet geleneği öyle mahvedildi ki, ortadan kaldırıldı ki, şimdi skandal ortaya çıkartıyorsunuz, yargı ben bakmam diyebiliyor. Veya bir dosya başlıyor diyelim, bir soruşturma başlıyor. O soruşturmaya ulaşmaya çalışıyorsunuz, herkes o kadar çok korkuyor ki. Herkes o kadar çok korkuyor ki. Memleketi düşünen kimse yok yani. Herkes kendi makamdan, kendi koltuğunu kaybetmekten veya bir riske girmekten korkuyor. Şimdi Ve bilgi akışını kesmeye çalışıyorlar. Burada da bunu yaşıyoruz. burada bir de biz şöyle de gelelim mi? Hani biraz altınlara yakın durayım. Tabii ki. Benim bu fotoğraf dışında bu kadar yakın olma ihtimalim Kim olmayabilir. hiçbirimizin yok, evet. Şimdi bir de bu buzdağının görünen yüzü. Değil Aynen öyle, kesinlikle. Ya buradaki hikaye şu aslında. Bilmeyen izleyicilerimiz için özetleyelim. 20 Eylül 2024 günü Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na, yani 3. Havalimanı denildiğimiz havalimanına Dubai'den bir uçak iniyor. Dubai'den uçak inen uçakta Fatih Metin Bey var. Fatih Metin Bey kim? Eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, eski Ekonomi Bakan Yardımcısı, AKP'nin Bolu Belediye Başkan Adayı, AKP Milletvekili, Bolu Milletvekili. Yunus Emre Morkoç var uçakta yanında. Yunus Emre Morkoç kim? Öğrendiğim yeni bilgilere göre bir dönem çaycılık yapmış, taksi duraklarında şoförlük yapmış. Aslında böyle bir siyasi yolculuğu da yok. Fatih Metin'in yanında Tarım Orman Bakanlığı'nda ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda işe sokulmuş. Sonra garip bir şekilde yükselmiş. Tarım ve Orman Bakanı iken Fatih Metin'in özel kalemi olmuş. Yani çok ilginç bir hikayesi var duyduğuma göre, iddialara göre diyelim. İkisi uçaktalar, Dubai'den gelen uçaklar. Uçak iniyor, uçaktan inenler biz sıradan vatandaşlar otobüse bineriz ya da köyrükten ineriz. Normal kontrollerden geçeriz, havalimanından çıkarız değil mi? Onlar VIP'ye gidiyorlar. Ayrı araçları onları alıyorlar. VIP salonları vardır havalimanlarında. O salonlarda kimler kullanır? Cumhurbaşkanı kullanır, bakanlar kullanır, milletvekilleri kullanır, belediye başkanları kullanır, üst düzey bürokratlar kullanır. O VIP salonlarından aslında resmi olarak yani hukuki olarak sadece Cumhurbaşkanı ve mahiyetindekiler aranmaz. Onun dışında bakanı bile isterseniz ararsınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı bile arayabilirsiniz isterseniz. Ama Türkiye'de herhalde bir gümrük memurunun aramaya bir kalkın bakalım neler oluyor. bir üst düzey bürokratını aramaya kalktığında neler olduğunu, sen benim kim olduğumu biliyor musun diye nasıl bir süreç başlayacağı ve kendisine hangi sınır kapısında bulacağını tahmin ederiz. Ama burada garip bir şey oluyor. Normalde aranmıyor. VIP'de baktığımızda hiç böyle bürokratların arandığını görmeyiz. Bakıyorlar ki Yunus Emre Morkoç'un yanında büyük bir valiz var. İddiaya göre de giderken o valiz yok. Dönerken var. Ve iddiaya göre yine istihbarat takip ediyor. İstihbarat bir altın kaçakçılığı takibinde. Ve çantası arandığı zaman çantasına 60 kilo altın çıkıyor. Dubai'den getirdi. Fatih Metin'in ilgisine ikisi aynı uçaktalar dediğim gibi. Ve Fatih Metin'in mahiyetini yani onun refakatinde VIP'i kullanıyor. VIP'yi Yani kullanıyor. mesela Fatih Metin
kendi özel kalemine hayırdır bu koskoca valiz ne dememiş midir? Kendisinin dediğine göre eski özel kalemi, 2,5 yıldır bağlantı yok ama Dubai'ye birlikte gittik, yan yana uçakta seyahat ettik, hep beraberdik diyor. Ama diyor benim haberim yoktu diyor. Onun savunması o. Yani giderken bu valiz yoktu. Gelirken ne aldın? Eşine bir şeyler mi aldın? Çok masraf etmişsin falan dememiştir. Hiçbir şey dememiş. Peki. Yani hiçbir şey, yani kendisinin iddiası dediğim gibi kendisinin peki. Basın etiği gereği onun açıklamalarını da vermek zorundayız. O diyor bu onun yaptığı ticaretle yaptığı bu işte hiçbir bilgim ve alakam yoktur diyor. Hı hı. Ben bilmiyordum diyor. Hatta ben havalimanından ayrıldıktan sonra böyle bir şeyin olduğunu öğrendim diyor. Peki. Ama benim duyduğuma göre oradaki gümrük memurları tutana Fatih Metin'i yazmıyorlar. Çünkü Fatih Metin sorumlu. VIP'ye Yunus Emre Morkoçki tek başına gidemez. Onun refakatinde gidebilir. Şimdi bu 60 kilo altın, bakın bu bir skandal. Neden skandal? VIP'de altın kaçakçılığı yapılıyor. Yani devlet büyüklerinin, tırnak içinde söylüyorum, kullandığı alandan altın kaçakçılığı yapılıyor ve 60 kilo altın kaçırılıyor. Evet. Bir seferde. Bakın altın çiziyorum, bir seferde. Şimdi ne oluyor sonra? Ne yapılması gerekiyor? Geriye dönük olarak aslında son dönemde, işte geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde kaç kez giriş çıkış yaptığı? Çok güzel bir soru. İşte ana soru bu. Hı. Şimdi gümrük memuru yakaladı. Kaçak altın. Bununla ilgili hukuki süreç başladı. Savcılık, Gaziosman Paşa Savcılığı başlattı. Muhtemelen istihbarat da bu olayı takip etti. Ve hatta şu da iddia ediliyor. İkisi eski milletvekili, üçü hala milletvekili, Cumhur İttifakı'ndan milletvekilleri bunlar. Onlar sık sık Dubai'ye boş çantasız gidip çantalarla döndükleri tespit edildi deniyor istihbarat tarafından. Tamam, ortada bir soruşturma olması lazım değil mi? Evet, bir soruşturma var. Ya o kadar gizli saklı yürütülüyor ki bu işler artık. O isimler sizde var mı? Yok, o isimler kimsede yok şu an. Peki. Sadece dosyada olduğunu, yani tespitlerde olduğuna dair aldığımız bilgiler var. Onun için iddia olduğunu altını özellikle çiziyoruz. Şimdi burada mesele şu. Normalde bir soruşturma söz konusu olduğunda birileri çıkar konuşur. Birileri açıklama yapar değil mi? Bakın Fatih Metin bana konuştu şey yaptı. Ama bununla ilgili bir açıklama yok. Örneğin soruşturma dışı soruşturuluyor mu bilmiyoruz. Kaç kere gitti? Benim öğrendiğime göre Yunus Emre Morkoç defalarca Dubai'ye gidip dönüyor. Defalarca. Sıcak havayı seviyorsa demek. İşte ya belki de öyle. Espri yapmayı engelleyemiyorum. Evet. Seyirciler. Bazen gerçekten ironiden başka malzeme kalmıyor elimizde çünkü. Kusura maalesef bakmayın. Öyle ama yani şimdi bir savcı sormaz mı kaç kere gitti geldi? Orada nasıl vakit geçirdi? Nasıl valizlerle döndü? VIP'yi kaç evet. kere kullandı? Evet. Fatih Metin'le kaç kere gitti? Fatih Metin kaç kere gitti? O bahsedilen milletvekilleri doğruysa eğer o iddia, onlar kaç kere gitti? Normalde bir altın kaçakçılığı dosyamız olması lazım. Büyük bir dosyamız olması lazım. Ama bize ne bilgi geliyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Bu dosya takipsiz de kapatılacak bilgisi geliyor. Neden? Çünkü olay bize daha haber olmamışken 18 gün sonra bizim olaydan haberimiz oldu. Haberleştirdik bunu. Ankara karıştı, saray karıştı diyorlar. Fatih Metin ilişkilerini kullandı diyorlar bazıları. Bazıları diyor ki yani bu olayın örtülmesi için, gizlenmesi için ki gerçekten öyle büyük çaba harcandı. Ve hatta savcı, gümrük ve soruşturma yürüten savcılık üzerinde baskı var deniyor. Hatta Fatih Metin de diyor ki o bildirecekti aslında diyor. Yani valizdeki altınları bildirecekti, beyan verecekti. Veremeden işlem yaptılar, niye yaptıklarını bilmiyoruz diyor. Ama tabii biliyoruz ki öyle değil. Yani o mümkün de değil. Yani gümrükte hele böyle bir şey söz konusuysa. Ama şu gerçek. Türkiye'de bir altın kaçakçılığı furyası yaşanıyor. Çok büyük bir furya yaşanıyor. Yani VIP'de bu skandalın olmasının bir nedeni de o. Çünkü sadece oradan değil. Bakın veya sadece burada adı geçen kişilerle sınırlı bir durumdan bahsetmiyoruz. Çok çok büyük bir servet transferinden peki, bahsediyoruz. Peki bu dosya nasıl kapatılabilir? Ortada 60 kilo altın var. En azından sadece bu vakada. Nasıl kapatılabilir? Hani bana bu biraz şeyi de hatırlattı. Böyle para sayma makineleriyle sayılan o paralar vardı ya. Evet. Aslında yoktular. Ama sonra biz onları faiziyle ödemiştik ya. Sahiplerine yani, iade edilmişti hatta. Evet. Şimdi hani bu altınlardan da faiz çıkar mı bize? Yani muhtemelen çıkar. Çünkü şöyle oldu. Yani Türkiye'de yargı dediğimiz kurum, artık yargı dediğimiz yapı siyasi iktidarın talimatıyla çalışan bir yapı. Yani siyasi talimat biraz önce İsmail Saymaz'ın anlattığı gibi. Şimdi düşünsenize İmamoğlu'na ceza vermeyen hakim sürülüyor. Yerine başka bir hakim evet. götürülüyor. FETÖ'den kardeşi ihraç ve o nedense ne hakaretleri, Cumhurbaşkanı hakaretleri vermediği ceza İmamoğlu'na verip onu siyasi yasaklı hale getirmeye çalışıyor. Evet. Bunu talimatsız yapabilir mi? Buna bir talimat geliyor ve bunu yapıyorlar. O kararın alındığı adliyedeki büyük skandalları biz anlattık. O adliyenin başsavcısı İsmail Uçar'ın haberini yaptı. HSK'ya yazdığı mektup bu adliyede
uyuşturucu kaçakçıları, suçüstü yakalanan uyuşturucu kaçakçıları 2 aydır rüşvetle serbest bırakıldı dedi. Şimdi böyle bir yargı var çünkü. Şunu da dedi. Silahlı gasp yapanlar 6 ayda çıktı dedi. Kaçarak. Yani bütün bu kirliliğin içinde, bu yargının çürümesi içerisinde Ankara'dan bir telefon geldiğinde, saraydan bir telefon geldiğinde biliyoruz ki artık kurtarın bunları denildikte yani, kurtaran bir yargı var maalesef. Sizin sarayın karıştığı söyleniyor biçiminde aldığınız duyum nasıl olabilir böyle bir şey? Gereği yapılsın şeklinde bir karışmadan tabii ziyade hani bunun örtülmesi yönünde evet, tabii, çabanın olduğu tabii, sokun sızmayacak, belgeleri gizleyin şeklinde veya takipsizlik kararı için peki, ya savcıya baskı şekli yapıldığı şeklinde iddialar var. Ama bunu bu çok kolay. Bakın çözmek isterseniz çok kolay. Gizlemek istemek ya da gizlemekten daha kolay çözmek. Bakın uçuş bilgilerine, bakın mal varlığına, Yunus Emre Morkoç'un, Fatih MİT'inin mal varlıklarına, Ankara'daki mal varlıklarına bir bakılsın. Acaba şey mi? Yani büyük bir mal varlığı artışı var mı? Tespit edersiniz. Yakınlarına bakarsınız, tespit edersiniz. Benim duyduğuma göre var. İddialar bu yönde. Veya Yunus Emre Morkoç hala Ticaret Bakanlığı ya da Tarım Bakanlığı'nda süresiz işçi kadrosuyla, yani kadrolu mu? Kadro olarak çalıştırıyor mu? Bir bankamatik memuru mu? Yani hiç kuruma gitmeden maaş alıyor mu? Hiç çalışmadan. Bakın hiç çalışmadan. Bakın bunu tespit etmeniz bizim için çok zor. Bütün kapılar yüzümüze kapandığı evet için gazetecilikte artık. Maalesef kurumlar gerçeği gizlemek için çalıştığı için çok zor. Ama biliyorum ki bakıldığında oraya çıkacak. Orada çıkacak. Yani nerede mi kadrolu? Nasıl gitmeden bankamatik memuru olacak? Mal varlığı ne? Fatih Metin ne? Mal varlıklarında büyük bir artış söz konusu mu? Veya bu servet 60 kilo altından bahsediyoruz. Çaycılık yaptık çok kısa süre önce. Çaycılık yapan bir kişinin 60 kilo altında yakalandığı bir olaydan bahsediyoruz. Bunun ironisine, bunun çelişkisini soruşturacak mı savcı? Bakın ben size söyleyeyim, baskı edilse soruşturmayacak. Türkiye'de bunun gibi kapanan emin çok fazla olay var. Bir de şu var. Altın kaçakçılığı dediğinizi de biliyor musunuz? Türkiye 2023'te Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki bizim cari açığımız altın ithalatından kaynaklanıyor. Çok altın alıyoruz dışarıdan. Bizim cari açık uçuyor dedi. Ağustos 2023'te dedi ki ben 12 tonla kısıtlıyorum. Ayda 12 ton altın gelecek Türkiye'ye dedi. Daha fazla getirmeyecek, yasak dedi. O 12 tonu kim getiriyor biliyor musunuz? İstanbul borsasındaki belirli şirketler, İstanbul altın borsasındaki. O şirketlere devasa bir para transferi söz konusu oluyor. Evet. Bu sırada siz sanıyor musunuz ki gelmiyor başka altın? Bakın katırlarla İran'dan altın geldiği iddia ediliyor. Ve biliyorum geliyor. Çünkü neden? Gelir. Çünkü aradaki fark şöyle. 88 bin lira Türkiye'de altının kilosu olduğu zaman 84 bin lira altının kilosu Dubai'de. Bir kiloda 4 bin dolar kar ediyorsunuz. Bu 4 bin doları bakın 200 dolarken 1980'lerin sonunda büyük altın kaçakçılığı vardı. Şimdi Türkiye'deki altın kaçakçılığını düşünün. 60 kiloyu bırakın, emin olun Türkiye'ye evet kaçak yollardan ve çok farklı yollardan gümüşün içinde eritilerek, İşte bu dediğim yöntem, VIP'ler kullanılarak farklı farklı yöntemlerle devasa bir altın kaçakçı furyası yaşanıyor. Yasal olanı da zaten bir grup sermaye transferi olarak kullanıyor. Altından birileri deli gibi zengin oluyor ama altın işleyen sektörlerde Türkiye'de batıyor. Her zaman Türkiye'nin şimdi, yöntemi. Şimdi Timur Soykan, biz daha sizin düğünde takılan altınlara ilişkin BDDK haberinizdir. Bu ara hep altınlarla ilgili haber geliyor gerçekten. Bağlandığını, hani oradaki o altınların bile akıbetini öğrenemedik. Orada bile soruşturma evet açılacak dendi ama bir devamını göremedik. Orada da cevap alamadık. Bilemiyorum bu söylediklerinize ilişkin bir gelişme yaşanır mı? Ama tüm bunlar ne yazık ki işte o hani algıda şeyde cezasızlık algısı kesinlikle diyor ya iktidar. Hı. Yani aslında ceza var ama biz cezasızlık algısı yaratılıyormuş gibi. Evet, bir cezasızlık algımız var ne yazık ki. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Anlattınız. Durum böyle sayın seyirciler.